Derecenle çürüşme yarım burçak formülleri. Biz bunun formülünü bulamız. Kosinus 2 alfa din kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Eğer kosinus kvadrat alfanı 1 minus sinus kvadrat alfa bile almıştırsak, o halde 1 minus 2 sinus kvadrat alfa teyliğini hasıl kılalımız. Ve bir yerden sinüs kvadrat alfanı topsak, sinüs kvadrat alfa teyin buladı. Bunu bir yakka bir kosinüsünü bunun tamamen götkizeydik. 1 minus kosinüs 2 alfa taksım 2 formülünü hasıl kılalımız. Bu demek derecenin çürüş formülası. Demek ikinci dereceden göre ki birinci dereceye öte yaptız. Eğer sinüs kvadratını almıştırsak, bana şu ifadede kosinüs kvadrat alfanın özünü yazdığımızda sinüs kvadratını 1 minus kosinüs kvadratından almıştıramız. O halde biz 2 kosinüs kvadrat alfa minus 1 denliğini hasıl kılalımız. Eğer bir yerden kosinüs kvadrat alfanı topsak, 1'ni yok koyduk yazalımız, 2'ye bulalımız. O halde biz kuyudaki formülleri hasıl kılalımız. 1 plus kosinüs 2 alfa taksım 2. Kuyudaki formülleri hasıl kılalımız. Eğer birinci denliğini ikinci denliğe bölsek, o halde tangens kvadrat alfa teng 1 minus kosinus 2 alfa taksın 1 plus kosinus 2 alfa formülünü hasıl kılalımız. Ve derecenin çürüş formülleri. Eğer bu formüllerde alfanın örneği alfa taksım 2 yazsak hemen formülada. O halde biz kuyudaki yarım burçak formüllerini hasıl kılalımız. Mesela birincisinden sinüs kvadrat alfa taksım 2 teng 1 minus kosinüs alfa taksım 2. Eğer alfanın oraya alfa taksım 2 yazsak bu formüladan biz bana bu formülünü hasıl kılalımız. İkinci formüladan ise kosinüs kvadrat alfa taksım 2 teng 1 plus kosinüs alfa taksım 2 formülünü hasıl kılalımız. Ve üçüncüden ise tangens kvadrat alfa taksım 2 teng 1 minus kosinüs alfa taksım 1 plus kosinüs alfa formülünü hasıl kılalımız. Ve bu yarım burçak formülleri hesaplanadı. Bundan taşkara tangens alfa taksım 2'ni topuş için biz kuyudaki formüllerden faydalanmamız mümkün. Aslında tangens alfa taksım 2. Bunu biz sinüs alfa taksım 2 köpaytırıp sinüs alfa taksım 2 bölü kosinüs alfa taksım 2 de yazmamız mümkün. Yani kesirin sürat ve mahrajını 2 kosinüs alfa taksım 2'yi köpaytıramız. 2 kosinüs alfa taksım 2. Ne köpaytıramız ve bulamız. Bu halde 2 sinüs alfa taksım 2, kosinüs alfa taksım 2. Sinüs alfanı beraber. Mahrajda 2 kosinüs kvadrat alfa taksım 2. Kosinüs kvadrat alfa taksım 2'yi örneğe bana bu ifadeyi koysak. Bu halde biz sinüs alfa taksın bir koşu kosinüs alfa formülünü hasıl kılalımız. Demek tangens alfa taksım 2'ni bana formülden tapışımız da mümkün. Yok gibi olmasam tangens alfa taksım 2'ni demek bana bir gözlemiz. Tangens alfa taksım 2 teğin sinüs alfa taksım bir koşu kosinüs alfa bana formülünü yazdık. Peki başka bir yolu kesirin sürat ve mahrajını kosinüsümüz yani sinüs alfa taksım 2'ye köpaytırıp bulalımız. Sürat mahrajını köpaytıramız. Sinüs alfa taksım 2'ye köpaytıramız. O halde suratı da 2 sinüs kvadrat alfa taksım 2'ni hasıl kılalımız. Mahrajı da 2 sinüs alfa taksım 2, kosinüs alfa taksım 2. Bu sinüs alfa getirdiğinde. Yani de sinüs kvadrat alfa taksım 2'nin örneğe bana bir ifadeyi koysak,
O halde 2 ile kıskarıp getirdi de 1 minus kosinus alfa taksım sinus alfanı hasıl kılalımız. Demek tangens alfa taksım 2'de bana bu formüla bulan ham tapışımız mümkün. Peki bana bu formüla bulan ham tapışımız mümkün. 1 minus kosinus alfa taksım sinus alfa. Ve bu yarım burçak formülleri.